Merhaba arkadaşlar, Fen Bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sınavıyla yine karşınızdayız. Daha önce yazılı sorular yayınlamıştım. Bu da bir başkası. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Cümlelerimize ifadelerimiz verilmiş. 1. soru, sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine erime demiş arkadaşlar. Sıvı bir madde gaz hale geçiyorsa biz buna buharlaşma diyoruz arkadaşlar. O yüzden yanlış. 2. sorumuz, halı gibi pürüzlü yüzeylerde düzgün yansıma olayı görülür demiş. Yine yanlış arkadaşlar. Pürüzlü olduğu için dağınık yansıma olacak. O yüzden yanlış. 3. sorumuz, yansıtıcı bir yüzeye dik olarak gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Evet, doğru. Hatırlarsak normal üzerinden gelen ışınlar yine normal üzerinden yansıyordu. O yüzden cevabımız doğru. 4. sorumuz, saydam maddeler ışığın bir kısmını geçirir demiş. Yanlış arkadaşlar. Tamamını geçirecek. 5. sorumuz, maddelerin ısı alması sonucu hacimlerinin artmasına genleşme denir. Evet, ısının bir etkisiydi arkadaşlar maddeler üzerindeki. O yüzden doğru. 6. sorumuz, açılmayan kavanoz kapakları sıcak suya tutulur. Böylece kapağın büzülmesi sağlanır ve kapak rahatça açılır demiş. Yanlış arkadaşlar. Kapağın genleşmesi olacak. O yüzden yanlış diyoruz. 7. soru, beton yüzey saydam maddedir. Hayır arkadaşlar. Beton yüzey saydam değil. Tam tersine opaktır. O yüzden yanlış. 8. sorumuz, ısı enerjisi birbirine temas ettirilen maddelerden sıcaklığı düşük olan cisimden sıcaklığı yüksek olan cisme aktarılır demiş. Yine yanlış. Bunun tam tersi olacak arkadaşlar. Sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana doğru aktarılması gerekiyor. 9. sorumuz, sıcaklığı aynı olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Evet, maddelerin birbirinden ısı alıp vermesi için sıcaklıklarının farklı olması gerekiyor. Yani aynı olduğu için gerçekleşmez. Doğru bir cümle. 10. soru, ışık ışınları dalgalar halinde her yöne yayılır demiş. Burada dalgalar halinde değil arkadaşlar, doğrular halinde olacak. O yüzden yine cevabımız yanlış. A bölümünü bitirdik. B bölümüne geçelim arkadaşlar. B bölümümüz, içinde eşit kütlede ama farklı sıcaklıkta su bulunan kaplar büyük bir Behrglas içinde karıştırılıyor. Sular arasındaki ısı alışverişi denge sıcaklığına ulaşıncaya kadar devam ediyor. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığını boş bırakılan kısımlara yazınız. Arkadaşlar, denge sıcaklığı ikisinin arasında bir değer olacak. 80'den yukarı, 20'den de aşağı olamaz. Ve burada dikkat ediyoruz. Bakın, eşit kütlede olduğu için 80 ile 20'nin tam ortası olacak. 80 ile 20'nin tam ortası nedir arkadaşlar? Toplayıp 2'ye böldüğümüzde tam ortasını buluruz. Bakın, 80 artı 20. Buradan 100, 100'ün de yarısı arkadaşlar 50'dir. Yani bu ikisinin denge sıcaklığı 50 derece olur arkadaşlar. Aynı işlemi ikincide yapıyoruz. 60 derece ve 10 derece, 60'dan fazla, 10 dereceden az olamaz. İkisini topladığımız zaman 60, 10 daha 70. 70'i 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar 35 çıkar. Yani cevabımız 35. B bölümünde bitirdik. C bölümüne geçelim arkadaşlar. C bölümü, aşağıdaki çizimlerin altında boş bırakılan boşlukları uygun açı değerleri ile doldurunuz. Işık ışınlarının yansıma kanunları vardı arkadaşlar. Hatırlarsak gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşitti. Şimdi bakın, burada bu gelen ışın arkadaşlar. Bu da yansıyan ışın. Aynı şekilde 50 derece ile geldiği için arkadaşlar yansıma açımız da 50 derece olacak. O yüzden gelme açısını şuraya yazalım, 50 derece. Yansıma açısı da eşit olacağı için 50 derece. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar, bakın yansıyan ışın burası, burası da gelen ışın. Ancak burada yansıyan ışınla ayna arasındaki açı verilmiş. Yani bize yansıma açısını vermemiş. Dikkat ediyoruz. Bura yansıma açısı değil. Aynayla yansıyan ışın arasındaki açı. Yansıyan açımız burası arkadaşlar. Hatırlarsak burasının tamamı toplam 90'dı. Burayı bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? 90 eksi 30 diyoruz arkadaşlar. 60.
Demek ki yansıma açımız 60 dereceymiş. Yansıma açımızla gelme açımız da birbirine eşitti. Burası da 60 olacak. Yani gelme açımız 60 derece, yansıma açımız da 60 derece olacak. Burada aynayı dik koymuşlar. Bizi şaşırtmasın arkadaşlar. Bakın burası yine gelen ışın. Burası yansıyan ışın. Bakın normalle yaptığımız açı 25 derece. İşte bu gelme açısı, yani 25 derece. Yansıma açısı da birbirine eşit olacağı için burası da 25 derece olacak arkadaşlar. Onu da yazalım. Diğer kısma geçtiğimiz zaman bakın burada yansıyan ışın burası. Burası da gelen ışın. Yansıma açısı burada 40 derece arkadaşlar. O yüzden gelme açısı da ne olacak? 40 derece olacak. Gelme açısı 40 derece. Yansıma açısı da 40 derece olacak. C bölümünü bitirdik. Çoktan seçmeli sorularımız olan D bölümüne geçelim arkadaşlar. D bölümü arkadaşlar. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyin. Birinci sorumuz. Aşağıda verilen cisimlerden hangisindeki yansıma olayı diğerlerinden farklıdır? Kontrol ettiğimizde arkadaşlar halı pürüzlü bir yüzeydir. Aynı şekilde toprak pürüzlü bir yüzeydir. Ayna pürüzsüz yüzey. Kumaş da yine pürüzlü yüzey. Bakın burada 3 tanesi halı, toprak ve kumaş pürüzlü. O yüzden dağınık yansıma. Ancak aynadaki yansıma arkadaşlar düzgün yansıma olacağı için diğerlerinden farklıdır. İkinci sorumuz. Aşağıda genleşme olayı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Hangi bilgi yanlıştır? A. Madde ısı alınca gerçekleşir. Evet, genleşme olayı maddeler ısı alınca oluyordu. B. Maddenin hacmi artar. Evet, zaten genleşmenin tanımı bu. Yani maddenin ısı alınca hacminin artmasına biz genleşme diyoruz. C. Maddenin sıcaklığı artınca oluşur. Evet, maddenin sıcaklığı artınca arkadaşlar doğal olarak genleşme olayı görülür. D. Sadece katılarda görülür demiş. Yanlış arkadaşlar. Katı sıvı gaz bütün maddelerde görülebilir. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdaki olaylardan hangisi büzülme olayına örnek verilebilir? Hatırlarsak büzülme arkadaşlar hacminin azalması, yani bir nevi gözümüzde küçülme gibi düşünebiliriz. A. Güneşte bırakılan topun büyümesi, bu genleşmedir arkadaşlar, o yüzden yanlış. B. Termometredeki civanın alçalması, evet işte bu bir büzülme olayıdır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Bakın C şıkkında sıcak yemek konan tabağın çatlaması genleşme olduğu için çatlıyor, o yüzden yanlış. Tren rayları arasındaki boşluğun küçülmesi, raylar uzadığı için aradaki boşluk kapanıyor. Bu da genleşme arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Bir maddeye ısı verilmesi o maddede aşağıdaki değişimlerden hangisine sebep olmaz? A. Genleşmeye olur arkadaşlar. Yukarıda örneklerini verdik zaten. B. Sıcaklık değişimi. Maddelere ısı verdiğimiz zaman sıcaklık değişimi olabilir arkadaşlar. C. Hacim değişimi. Evet, genleşme demek zaten. Bu da olabilir. Büzülme demiş arkadaşlar. Olmaz. Çünkü ısı alan bir madde genleşir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Maddeler ısı kaybedince boyutları küçülerek büzülür. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir? A. Kaynayan çayın çaydanlık kapağını oynatması. Bu genleşmedir arkadaşlar. O yüzden yanlış. Bize bakın ne diyor? Büzülme olayına örnek verin diyor. B. Hafif şişkin bir balonun sıcak su içerisine konulunca daha çok şişmesi. Bu da genleşmedir arkadaşlar. Büzülme değil. O yüzden yanlış. C. Kışın elektrik tellerinin gerginleşmesi. Evet, bu büzülmedir. Kışın teller büzülme olayı yüzünden kısaldığı için daha da gergin olur. Cevabımız C şıkkı. Altıncı soru. Madde ile karşılaşan ışık konusunda tartışan öğrenciler yorumları aşağıdadır. Bu yorumlardan hangileri doğrudur? 1. Her durumda ışık ortamdan geçer. Her durumda geçemez arkadaşlar. Örneğin opak cisimler var, ışığı geçirmez. O yüzden yanlış arkadaşlar. 2. Sadece yansıtıcı yüzeylerden geçer. Bu da yanlış arkadaşlar. Aynanın içinden ışık geçemez. 3. Saydam ortamdan geçer. Evet, doğru arkadaşlar. Işıklar saydam ortamdan geçebilir. Cevabımız yalnız 3. B şıkkı. 7. soru. Bir ışık ışını yansıtıcı yüzey ile 10 derecelik açı yaparak
yansıtıcı yüzeye şekildeki gibi geliyor. Buna göre bu ışının yansıma açısı kaç derecedir? Arkadaşlar bakın burası gelen ışınla ayna arasındaki açı. Bize normalle yaptığı arasındaki açı lazım ki buranın toplamı bakın 90 dereceydi. Gelme açısını bulmak için ne yapıyoruz? 90'dan 10'u çıkarıyoruz. 80 derece. Gelme açısı arkadaşlar 80 dereceymiş. Yansıma açısını bulmak için ne yapıyoruz? O da gelme açısıyla aynıydı. Burası bakın yansıyan ışığın. Burası da yansıma açımız arkadaşlar. Gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olacak. 80 derece. Cevabımız C şıkkı. 8. soru. Isıtılan saf haldeki sıvı bir maddenin sıcaklığı belirli aralıklarla ölçülerek tabloya kaydedilmiştir. Buna göre ısıtılan maddenin kaynama noktası kaç santigrat derecedir diyor arkadaşlar. Kaynama noktasında sıcaklığın sabit kaldığını görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabloyu inceleyeceğiz. Sıcaklık nerede bir süre sabitse işte orası kaynama noktasıdır arkadaşlar. Bakın şimdi sıcaklık 45 derece, 56 olmuş, 65 olmuş, 78, 78, 78. Bakın burada sabit kalmış. Demek ki bu maddenin kaynama noktası arkadaşlar 78 dereceymiş. Cevabımız C şıkkı. 9. soru. Günlük hayatta ısı ve sıcaklık kavramları yanlışlıkla birbirinin yerine kullanılır. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ısı veya sıcaklık kavramı doğru şekilde kullanılmıştır? Doğru olanı soruyor bize. A şıkkı arkadaşlar. Zeynep'in vücut ısısı 36,5 derecedir demiş. Vücut ısısı değil arkadaşlar, sıcaklığı demesi gerekiyordu. O yüzden yanlış kullanmış. B. Hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Evet, burada işte cevap doğru arkadaşlar. Havanın ısısı değil sıcaklığı demesi gerekiyordu. Cevabımız B şıkkı. Diğer şıkları inceleyelim. C. Isı termometre ile ölçülür demiş. Yanlış arkadaşlar. Sıcaklık termometre ile ölçülür. D. Soba odaya sıcaklık verir. Sıcaklık verilmez arkadaşlar. Isı verilir. O yüzden D şıkkı da yanlış. 10. sorumuz. Metal bir çubuk sıcaklığı 25 derece olan bir odada bir süre bekletildiğinde çubuğun boyunda uzama gerçekleşiyor. Buna göre çubuğun bu odada bekletilmeden önceki sıcaklığı kaç derece olabilir? Arkadaşlar bakın sıcaklığı 25 dereceydi o bekletildiğinde boyunda uzama oluyormuş. Demek ki ısıyla bir genleşme oluyor. Isıyla genleşebilmesi için arkadaşlar demirin ısı alması gerekiyor. Peki ısı alması için ne gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki odanın sıcaklığından düşük olması gerekiyor ki ısı alıp genleşebilsin. Yani 25 dereceden küçük bir sıcaklık arayacağım. Bakın D, C ve B de hep 25'ten büyük. O yüzden yanlış. Cevabımız A şıkkı. 11. soru. Bir öğrenci özdeş cam kapları temas ettirerek şekildeki deney düzeneğini kuruyor. Sonra belirli zaman aralıklarında termometrelerdeki sıcaklık değişimlerini gözlemliyor. Öğrenci bu deneyle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır? Bakın temas ettirmiş arkadaşlar. Temas ettirdiği için ne olacak burada? Bir ısı alışverişi olacak. Yani sıcak olan soğuk olana ısı verecek. 50 derecedeki su soğuyacak. 20 derecedeki su ise ne yapacak? Isınacak arkadaşlar. A. İkinci kaptan birinci kaba ısı aktarımı gerçekleşir. Evet doğru. Çünkü ikinci kap 50 derece olduğu için sıcaktır. Sıcak olandan soğuk olana ısı aktarımı gerçekleşir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Diğer şıkları inceleyeyim sizin için. B şıkkında ne diyor arkadaşlar? Birinci kaptan ikinci kaba ısı aktarımı gerçekleşir. Yanlış. Çünkü birinci kap zaten soğuk ısı veremez. C şıkkına bakıyorum. Su miktarları aynı olduğundan kaplar arasında ısı aktarımı olmaz. Isı aktarımının olmaması için miktarları değil sıcaklıklarının aynı olması gerekir. O yüzden C de yanlış. D şıkkına bakıyorum. Suların sıcaklıkları farklı olduğundan kaplar arasında ısı aktarımı olmaz. Tam tersine olur demesi gerekiyordu arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. 12. soru. Termometre ısı aldığında içindeki sıvının hacmi artar ve sıvı cam boru içinde yükselir. Sıvı seviyesinin yükselmesinden sıcaklığın arttığı anlaşılır. Buna göre sıvı seviyesinin yükselmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki ısının etkisiyle maddelerin genleşmesi arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 13. soru.
Sıcaklığın 25 derece olduğu bir odada sürahideki portakal suyuna buz parçaları atan Ayşe, bir süre sonra buz parçalarının kaybolduğunu gözlemlemiştir. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Buz parçaları süblimleşmiştir. Hayır, erimiştir arkadaşlar. B. Portakal suyu ısınmıştır. Tam tersi arkadaşlar, soğuyacak. C. Portakal suyu donmuştur. Hayır, donmaz arkadaşlar. D. Buz parçaları erimiştir. Evet, bakın, buz parçaları bir süre sonra kaybolduğunu gözlemlediyse demek ki portakal suyun içinde erimiştir arkadaşlar. Cevabımız burada D şıkkı. 14. soru. Tam gölge oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Cisim ışık kaynağına yaklaştırıldığında gölge boyu büyür. Evet arkadaşlar, şöyle gösterecek olursak bakın. Bu ışık kaynağımız, buradan ışık geliyor. Bu cismimiz, burada perdemiz var. Ben bu ikisini, yani ışıkla cismi yaklaştırırsam arkadaşlar gölge boyu büyür. O yüzden bu doğru. B. Cismin gölgesi cismin şekline benzer. Evet, bütün cisimlerin gölgesi kendine benzer. Doğru. C. Işık kaynağının yeri değiştirilmeden cisim perdeye yaklaştırıldığında gölge boyu büyür demiş. Yani perdeyi yaklaştırırsam arkadaşlar gölgemizin boyu büyümez. Tam tersine küçülür. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 15. sorumuz. Işık kaynağı ile perde arasına ışığı geçilmeyen cisim şekildeki gibi konuyor. Cisim bu konumdan alınarak önce K, sonra L noktalarına ayrı ayrı konulup perde üzerinde gölgeleri oluşturuluyor. Buna göre cismin K ve L noktalarındayken perde üzerinde oluşan gölgelerinin boyları ilk duruma göre nasıl değişir? Arkadaşlar, cisimle mumu yaklaştırırsam gölgemizin boyu büyür. Ne yapıyoruz? Önce K'ya koyuyoruz. Yani buraya koyarsam bakın, arasını açtığım için mumla cismin gölgemizin boyu küçülecek arkadaşlar. Daha sonra L'ye getirirsem de bakın, mumla cismi yaklaştırdığım için gölgemizin boyu büyüyecek arkadaşlar. Yani küçülür ve büyür olacak. Cevabımız A şıkkı. Yazılı sorularımızın çözümleri burada bitti arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.